Ebru Hanım, doğru mu anladım? Az önce bana birisini öldürdüğünüzü söylediniz. Evet. Daha sonra. Komutanım, yalnız bu acil. Otur lütfen. Komutan bir ihbar aldık. Sabri vurulmuş. Sabri mi vurulmuş? Tamam, gidip bakın. Kim vurmuş, nasıl durum öğrenin bana. Komutanım, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Gidip öğrenin. Sonra bana bildirirsiniz. Emrediniz komutanım. Hadi. Bana demiştin ya, gözlerine bakıp adını diyemiyorum diye. Şimdi diyorsun. Diyor. Adım dudaklarımdan o kadar güzel çıkıyor ki. Olur bir daha de. Geri vermiştin. Takarsın artık. Takarım, takarım ben. Ebru Hanım, siz kimi öldürdünüz? Fatih. Fatih? Özlem'in abisi. Ben... Bir bardak su alabilir miyim? Efendim? Fatih'i öldürdünüz öyle mi? İyi ama neden? Nasıl? Nerede? Çocuklar için açtığımız kafede. Üzerime saldırdı. Ben de öldürdüm. Sonra? Sonra şey oldu. Dediğim gibi. Üzerime saldırdı. Öldürdüm, sonra da gömdüm. Gömdünüz mü? Ebru Hanım, yüzüme bakın. Ebru Hanım. Bakın,
Bana her şeyi en başından itibaren anlatın. Benim anlayacağım ve inanabileceğim şekilde. Anlatacak başka bir şey yok. Dediğim gibi üzerime saldırdı. Ben de öldürdüm. Gereken neyse yapın lütfen. Suçumu itiraf ediyorum. Hanımefendi, yaralandınız mı? İyi misiniz? Hanımefendi. Fatih kafedeyken size saldırdı. Siz de öldürdünüz ve gömdünüz öyle mi? Tekrarlayıp durmanıza gerek yok. Öyle oldu diyorum işte. Bakın Ebru Hanım, neden bilmiyorum ama anlattıklarınızın tek kelimesine bile inanmadım. Size suçumu itiraf ediyorum. Diyecek başka bir şeyim yok. Neyse gereği yapın lütfen. Resmi ifadenizi verirken yanınızda avukatınızın olması iyi olur. Çağırmak ister misiniz ya da çağırmamı ister misiniz? Avukatlık bir şey yok. Bakın vermiş olduğunuz ifade... buna ifade denirse tabii. Savcı Bey'in karşısına tekrarlamanız gerekecek. Dediğim gibi ne yapmanız gerekiyorsa yapın lütfen. Sayın savcım, yüzbaşı Oğuz. Yok yok. İyi olacaksın Sabri. İyi olacaksın. Daha ben seni bekleyeceğim. Günler geceler geçecek. Sen çıkıp geleceksin. Aynı böyle tutacaksın ellerimden. Söz verdi çünkü. Bırakmam dedim. Ben de sana inandım. Kendimden çok sana inandım. Efendim. Komutanım. Sabri'nin durumu ağır. Hastane yolundayız. Melek Hanım da Sabri'nin başında bulduk. Melek iyi mi? İyi. Tamam. Peki fail belli mi? Yok komutanım. Melek Hanım çok da ona soramadı. Onun dışında da gören eden yok. Tamam. Gerekeni yapın. Emredersiniz. Ada, kızım telefonun. Hadi siz de burada oturmayın, böyle kahvaltı hazır olmak üzere. Rüzgarı odasından çıkaramadım. Onu da alıp gelin. Efendim? Merhaba, ben Rüzgar'ın öğretmeniyim. Ada sen misin? Benim. Kaç gün oldu Rüzgar okula gelmiyor. Ebru Hanım'ı da aradım, ulaşamadım. Rüzgar iyi mi? İyi, merak etmeyin. Madem iyi, neden okula gelmiyor? Derslerinden geri kalıyor. Bugün okula gelse iyi olur adam. Tamam, sağ olun. İyi günler. Kimmiş öyle? Rüzgar'ın öğretmeni. Niye okula gelmiyor diye soruyor. Onca derdin arasında unuttuk tabii. Unutmak falan yok.
Burada böyle oturmanın bir anlamı da yok. Bakın ben Ebru'ya güveniyorum. O ne yapar eder çözer bu işi. Merak etmeyin. Ama şimdi önemli olan Rüzgar'ın okulu. Ebru dün gece o şeyleri boşuna anlatmadı. Yapmaya çalıştığı bir şey vardı. Siz de anlamışsınızdır. Biz de aynen böyle devam edeceğiz. Anlaştık mı? Ben bir Rüzgar'a bakayım. Annem nereye kayboldu peki? Nasıl halledecek, ne çözüm bulacak? Buyurun Sayın Savcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size telefonda bahsetmiştim Ebru Hanım. Çıkar oğlum. Bir cinayet işlediğinizi söylemişsiniz. Evet, cinayet işledim. Rüzgar. Efendim. Hadi abicim gel kahvaltı edelim. Kahvaltı etmeyeceğim ben. Olmaz öyle şey, hadi. Etmeyeceğim dedim ya. Öyle mi? Bak seni edeceğim mi etmeyeceğim dedi. Ha? Kahvaltı edeceğim mi etmeyeceğim? Edeceğim. Edecek misin? Edeceğim, edeceğim. Söz mü? Söz. İyi. Sonunda okula gideceğiz ama. Ama okula gitmek istemiyorum ben. Rüzgar. Ya abi ya. Oğlum, erkek adam okula gitmezse olmaz. Tamam. Hadi. İsterseniz baştan alalım. Olay gecesi neler oldu? Anlattım ya. Olayla ilgili kafamda birçok soru var. Tekrar anlatın lütfen. Kafeye gittim. Neden? Ortalığı toplamak için. Sonra? Fatih geldi. Bu şahısla önceden bir husumetiniz var mıydı? Hayır, yok. Sonra ne oldu? Sarkıntılık yapmaya başladı. Biraz boğuştuk. Boğuştunuz yani? Herhangi bir darp iziniz var mı? Yok. Yani şey oldu zaten. Ona vurdunuz. Evet, kafasına. Neyle vurdunuz? Çekiç gibi bir şeydi. Neyle vurduğunuzu hatırlamıyorsunuz yani? Çekiçti. Peki. İsterseniz biraz ara verelim. İyi olur. Sayın savcım, haddimi aşmak istemem ama gördüğünüz gibi verdiği ifade baştan sona tutarsız. Farkındayım Oğuz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? İfadesini bitirelim ama temkinli olalım. Benden yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Olay yerine bir ekip gönder. Biz de ifadeden sonra geçeriz tatbikat için. Derhal efendim. Buyurun. Hadi başlayın artık. Annem nerede? Hadi önce kahvaltı edelim. Sonra oradan okula. Ben kahvaltı yapmayacağım. Okula da gitmeyeceğim. Ben okuldayken siz beni bırakıp hep gidiyorsunuz. Yok oğlum, ne gitmesi? Beraber gideceğiz okula. Sahi mi? Sahi tabii. Annem de gelecek mi peki? Yok. O bugün gelmeyecek. Ne hadi. Kim benimle yumurta tokuşturuyor? Ben. Nesine? Nesine olsun ablacığım, sen söyle. Tavuk gibi gıdaklamasına. Yok ya. Ne otursun mu? Ne korkacağım canım. Hadi o zaman.
Hadi. Gıdak. Kızım o ne öyle ya? Entel miymiş o tavuk? Gıdak gıdak. Olmadı. Bir daha. Gıt gıt gıdak. Hazırsanız baştan alalım. Daha kaç kez anlatacağım, yeter artık. Tekrar anlatın. Size saldırdı ve kafasına çekiçle vurdunuz, öyle mi? Evet. Sonra? Söyledim ya. Tekrar söyleyin. Belki unuttuğunuz bir şey gelir aklınıza. Sonra gömdüm. Nereye gömdün? Ağaçlık bir yerde. Karanlıktı, tam hatırlamıyorum. Peki. Gidelim o zaman. Önce sağlık kontrolüne, oradan da tatbikata. Sağlık kontrolünden çıkınca beni arayın. Olay yerinde buluşuruz. Bay üstüne Sayın Sabri. Yüzbaşım Kelepçe. Sayın Savcım. Kelepçe. Oğlum bakın buraya. Yengeç yürüyebiliyor musunuz? O ne? Bak çok eğlencelidir göstereyim. Ada gir kolum. Maya sen de git. Rüzgar sen de ablanın koluna geç. Hadi bak şimdi önce sol ayağını öne yana at. Sonra sağ hadi. Sonra sol. Sonra sağ. Hadi bir daha Rüzgar hadi. Sol. Sağ. Haydi sol. Haydi sağ. Haydi sol. Dur bir daha bir daha.
Emine abla bu yürüyor ya. Ay önce çok korktum ama çok sağlam adım attı, bıraktım ben de. Ay nasıl büyüdü bu böyle ya? Yemek yemiyordu kendi başına. Ah Sibel, nasıl kaçırdın ilk adımlarını çocuğum? Nasıl bırakıp da gitti, kafamı almıyor. Benim tanıdığım Sibel. Canını verirdi, evladını bırakıp gitmezdi. Şimdiden yavrunun kaderi belli. Ah Sibel, ah. Gel, gel kızım, gel. Gel kızım. Ay, ay. Anne. Ay, gel. Ay. Doktor bey, doktor bey nasıl durumu, iyi mi söyleyin? Üzgünüm, kaybettik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne zaman çıkar? Yarın mı? Beş dakika göreyim. Ha? Doktor bey, beş dakika göreyim mi? Hanımefendi, gerçekten üzgünüm. Beni anlayabiliyor musunuz? Anlıyorum. Anlıyorum ben sizi, anlıyorum. Öbür gün çıkar mı? Beş dakika göreyim doktor bey. Beş dakika göreyim ben onu. Acınızı anlıyorum hanımefendi. Gerçekten üzgünüm. Hasta geldiğinde aşırı kan kaybetmişti. Maalesef kurtaramadık. Hanımefendi. Beklemem mi sandın? O yüzden mi? Hani bırakıp gitmeyecektin beni? Hani ben bırakmadıkça bırakmayacaktın ya ellerimi? Bak tutuyorum işte Sabri, bak tutuyorum ellerini. Hem de sımsıkı. Sabri, ben sensiz ne yaparım? Ne yaparım ben sensiz Sabri? Aç gözünü Sabri. Ölmedim de, buradayım de. Hadi aç. Aç. Aç gözünü Sabri, aç. Aç, aç gözünü hadi aç, aç, aç ne olur aç, aç gözünü Sabri, aç, aç. Öldü mü gerçekten? Çok üzgünüm. Bitti mi yani şimdi? Maalesef.
kaç yıl verirler? Ne? Adam öldürmeye diyor. Kaç yıl verirler? Kızım saçmalama, aklına getirme böyle şeyleri. Nasıl getirmeyeyim Baran? Önünde sonunda hapse atacaklar beni. Ayşe nasıl Baran? Görünmüyor ne zamandır. Bizim aramız kötü bu. Aa, niye? Bilmiyorum. Üzme kızım. Ya ben bir şey yapmıyorum. Nerede peki şimdi? Bilmem. Aferin Baran. Ara hadi. Arayayım mı? Ara tabii, durduğun kabahat. İyi, ben bir arayayım o zaman. Baran'a kızıp duruyorsun ama bir dakika ayrılmıyor yanımızda. Efendim Baran. Ayşe. Neredesin? Okuldayım. Derse gireceğim şimdi. Ayşe bak, aramızdaki sorunun ne olduğunu bilmiyorum da konuşmamız lazım. Ayşe. Buradayım, duyuyorum. Dersin kaçta bitiyor? Okula geleyim. Yok yok, sen okula gelme. Ben dersten çıkınca seni ararım, görüşürüz. Ayşe ne oluyor? Derdin ne senin? Baran, soru sorup durma. Konuşacağız zaten. Tamam, ben dayımın evine gidiyorum. Oraya gelirsin. Tamam. Baran, ben sana daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Neredeymiş? Okuldaymış. Çıkışta buluşacağız. Tamam, sen git hadi. Siz? Biz bekliyoruz burada. Rüzgar alıp Fikriye teyzelere geçeriz. Sen bizi merak etme. Emin misin? Eminim Baran. Hadi git. İyi, ben bir gideyim, ararım sizi. Tamam. Sen dediğini yap. Kim var, kim yoksa topla. Akşama bitirelim bu işi. Haydi. Özlem. Ulan Özlem, ulan Özlem. Özlem! Kız neredesin? Ulan var ya. Neredesin lan Özlem, neredesin? Narin, Özlem'le Mehdi yok, neredeler? Bilmiyorum, nereden bileyim? Bir da bilin be! Oğlum nerede Emine? Buradayım baba. Hastayım, iyi olacağım. Özlem nerede Emine? Geçmiş olsun dediğin için sağ olasın. Özlem de Mehdi ile çıktı. Nereye? Ne bileyim ben? Gelince sorarsın. Ulan! Kendi aldın bari gene. Özlem'le Mehdi yok ana. Neredeler bunlar ya? Söyledi. Sonuç dersimize de geçirecekmişiz. Gezi'ye gideceğiz yani. Ne güzel. Ben geldiğimde siz beni almaya geleceksiniz değil mi? Ablacığım tabii geliriz. Al bu yanında dursun ablacığım. Bir şey olursa ararsın, tamam mı? Tamam. Hadi sınıfına. Biz de burada beklemeyelim istersen.
Fikriye teyzelere gidelim. Hastamız nasıl? Bugün iyi mi? Ben evladım olmadan nasıl iyi olayım? Mehdi kucağımda değil. Ben iyi olsam ne olur ki? Artık dayanamıyorum Kenan abi. Burnumda tütüyor evladım. Rüyalarıma giriyor. Dayanamıyorum. Sibel, bak beni dinle. Benim kimseyi dinleyecek halim kalmadı. Görmüyor musunuz ya? Anayım ya ben, ana. Evladımı istiyorum. Ne olur ya beni ona götürün ya da benim canımı alın artık. Ben evladıma gideceğim. Tamam Sibel, Sibel sakin ol. Tamam. Evladımı tamam. istiyorum. Sibel. Bırak beni. Sibel lütfen. Sibel lütfen beni dinle. Ben seni evladına kavuşturacağım. Vermezler. Evladımın yüzünü bana göstermezler. Hele o Özlem hayatta. Özlem evladına iyi bakıyor. Sen düşündüğün gibi değil. Merak etme. Bir ana evlatsız olur mu ya? Evladı saraylarda da olsa olur mu? Evlatsız olur mu ya? Niye kimse beni anlamıyor? Yürüdü. Birkaç adım attı yani. Geceler uyuyamıyor ama. Böyle sırt üstü yatırıyorum anca öyle. Sırtını kaşıyorum falan. Parmak uçlarıyla. Bu mavi tulumunu da çok seviyor. Diş çıkardığı için ateş çıkıyor bazen. Sirkeli bez iyi geliyor ama kokusu sevmiyor. Bir de bu en sevdiği oyuncağı bu. Elma pres seviyor. Böyle haşlıyorsun. Patates gibi soyuyorsun önce tabii. Şimdi eziyorsun, ondan sonra yediriyorsun. Ben ama biraz şey koyuyorum, süt. Yarım çay bardağı kadar. Öyle daha yumuşak oluyor yani. Özlem. Özlem.
Ulan Özlem, ulan Özlem. Ben seni gebertmeyeyim de ne edeyim lan, he? Özlem. Özlem bir dur artık. Ne var ya, ne var? Az konuşalım. Sana yakışanı yaptın. Bunu mu diyecektin? İyi dedin. Vicdanını rahatlattın mı? Tamam. Otur şuraya ya. Nereye gideceksin? Konağa mı? Evet, konağa. Sana ne? Ya Kendal öldürür seni. Birçok kez denedi. Belki bu sefer başarılı olur. Hem seni ne ilgilendirir ya? Yapma şunu işte ya, yapma. Seni yalnız bırakmayacağım ben. Sen ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın sen? Ben seni koruyacağım. Sağ ol. Bitti mi? Hep böyle dikine dikine konuşacaksın değil mi? Öyle. Biliyorum. Biliyorum. Ama sevdim işte bu deli kızı. Allah rızası için sevme ya. Bunu söylemek için geç kaldım Özlem. İçeri girsene sen, Sibel'in yanına. Yanında kalsam olmaz mı? Olmayacağını söyledim. Dinlemedin mi? Dinlemedim. Belki ben de senin gibi dik kafalıyım ondan. Ama sevdik işte. Bir de anneme çamur attınız be. Asıl sizde. Ayşe. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Özlem Mehdi'yi getirdi, kardeşini. Ona teşekkür etmen lazım. Duyacağım yalanlar, işiteceğim azarlar bittiyse ben gideyim. Geldiniz. Annem nerede? Bir haber var mı? Yok. Yok kızım. Baran nerede? Ayşe ile buluşacak. Ayrıldı bizden. İyi madem, siz keyfinize bakın. Ben bir şeyler alıp geleceğim. Anneniz arar, merak etmeyin. Ben telefonumu şarja koyayım. Ebru abla! Giremezsin, yasak. Ya tanıdığım var ama içeride. Ya Ebru abla! Niye kelepçeli? Ne oldu abi burada? Alo Maya! Ebru abi, ben Rüzgar. Biz geziye gidiyoruz da. Ablam telefonu bana verdi. Ha öyle mi? Tamam Rüzgar, iyi gezmeler size. Görüşürüz. Emre, bir şey mi oldu? Ya galiba oldu. Hatta galibası malibası yok abi, olmuş da ne olduğunu anlamadım ya. Ne diyorsun oğlum, bilmece gibi konuşma. Ya bak, ben kafenin oradayım, hemen kafeye gel, tamam mı? Neden?
Abi gel işte, sorma ya. Gel. Sibel, biliyorum çok zor ama bunu yapmak zorundayız. Neyi? Mehdi'yi geri vermeliyiz. Vermem çocuğum. Kardeşimi asla vermeyiz. Özlem'in yaptığı çok fedakarca bir davranış. Eğer Mehdi olmadan o eve dönerse kendi adına ona neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Umurumda değil. Kardeşimi vermem ben. Ne ben ne de annem. Özlem'e ne olacağı umurunda değil mi Sibel? Hayır değil. O adamla güya annem kaçtı değil mi? Ben daha az önce gördüm onları el ele diz dize. Ne halleri varsa görsünler. Sibel. Bak bana güven. Bu işi çözeceğim. İyi bir planım var. Özlem canını tehlikeye atarak sana evladını getirdi. Ona şimdi sırtını mı çevireceksin? Özlem nerede? Gitti. Destur bismillah. Aç kız kapıyı. Aç kız kapıyı. Aç dedim. Aç kız. Özlem nerede? Özlem. Özlem nerede? Bilmiyorum, buraya gelmedi. Doğru konuş kadın. Allah çarpsın. Topunuzu inşallah. Bana bak, Özlem oğlumu da alıp kayıplara karıştı. Allah'ıma, kitabıma, şerefim hakkı için oğluma bir şey yaptıysa şimdiden başın sağ olsun. Eğer onu saklıyorsan seni de onu da gebertirim. Duydun mu beni? Duydum. Efendim. Abi durumlar çok karışık. Ebru abla içeride. Oğuz abiyle bir takım elbiseli adam var yanımda. Ebru ablayı kelepçelemişler. Ne? Neden? Birini öldürmüş diyorlar. Ne? Ben aradım kızları. Kaç defa aradım. Maya'nın telefonu rüzgarda. O da gezide mi neymiş? Adayı da aradım. Telefonu açmıyor. Abi delireceğim ya. Ne oluyor acaba içeride? Şimdi anlarız. Abim 5 kilo aldı. Narin, sen hala neyi düşünün ki kızım? Baran kardeşleriyle ne kadar güzel geçiniyor. Şimdi de Fikriye teyzelerde. Kardeşleriyle olmazsa senin zoruna mı gideyim? Kızım, bırak şu inadı. Senin inat dediğine ben analık diyorum. Öyle analık olmaz. Karnında taşırsın, sırtında taşırsın, yedirir, içirir, boyunca edersin. Sonra elin oğlu gelir, elin kızı gelir, alır götürür. Sen de bayramdan bayrama yüzünü görürsen şanslısın. Aynı şey değil ki ana. Aynı şey değil.
Yanarım, ben seninle hangi dilden konuşayım be kızım? Her şey aslına rücu eder. Taşı havada tutabilir misin? Taşın özü topraktır. Döner geri. Suyun özü havadır. Gökten yağar, yerin ta derinine kadar gider. Sonra yukarı çıkar, oradan göğe. İnsanın özü topraktır. Döner geri. Seninkisi beyhude çaba. Evlat sevgisi değil. Artık bencillik. Bencillik öyle mi? Hangimiz daha benciliz acaba? Lafı nereye getireceğini ben biliydim. Ama ben kendimi de ayrı tutmayayım zaten. Sen sanayım ki lafım sadece sanadır. Yapma. Bunu söylemek senin görevin değil, hakkındır. Al karşına konuş. Ebru neden hala susuyor ben onu anlamayayım. Senin yaptığın da iş değil. Yani söyleyince ne olacak? 20 yıllık emeğini silip atacak mı bana? Ha, madem öyle, bundan böyle sen benim anam değilsin mi diyecek? Kızacık, öfkelenecek. Niye bana söylemediniz diyecek. Hepimizden tek tek hesap soracak. E hakkıdır. Öfkesi dinince ne olacak? Ha ben gerçek anamla gideyim mi diyecek. Taşı havada tutamazsın kızım. Asım'ım nasıl, iyi mi? Düzelecek inşallah. İnşallah. Melek sabah çıktı, çıkış o çıkış. Gelmedin mi, sen görmedin mi? Yok, görmedim. Tam bir melek oldum. Ben de gelsem en azından kapının önüne kadar ha? Yok melek. Beni buradaki gibi hatırlamanı istiyorum. Öyle elimde kelepçeler, yanında jandarmalar olduğu halde değil. Güldürsün kızım. En azından bundan sonra böyle olsun. Da ne olur yeter artık. Maya, ben bekle bekle kafayı yiyeceğim artık. Başka çaremiz mi var? Ya hem annem nereye kayboldu, ne çözümüymüş bu? Bu işin çözümü falan yok. Yaptığımız tek şey bunu ertelemeye çalışmak, o kadar. Ne yapacağız peki? Melek. (Gülüyor)
kızım. Ada neredesiniz? Hemen kafeye gelmeniz lazım. Ne oldu? Pek bir şey anlamadım ama Ebru abla burada. Jandarmalar falan. Buradakiler birini öldürmüş diyorlar. Öldün sen Özlem, öldün, öldün! Neredesin lan, neredesin? Ada! Ada dur! Ya ne oluyor? Ne oluyor? Annem... ...ben öldürdüm demiş. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben sabaha kadar düşündüm. Kararım kesin. Kızlar şimdi Ebru'yu çağıracaklar buraya. Bu iş bugün burada bitecek. Söyleyecek misin? Ben bugün hala nasıl gideyim? Ya ben böyle nasıl kalayım? Parandan ayrılmak zor değil mi? Nereden geliyorsun kız sen? Oğlum nerede? Mehdi nerede? Oğlum, aslanım, gözümün bebeği. Özlem! Kenan Bey Sibel'i ikna etti. Her şey yoluna girecek. Haydi geç içeri. Ağlatma oğlumu. Hemen yatır. Akşama geç geleceğim ben. İşim gücüm var haydi. Vaslanım ben. Tamam oğlum tamam. Sibel, sen doğru olanı yaptın. Evladına kavuşacak mıyım tekrar? Sana söz veriyorum. Söz. Biraz sabret. Göreceksin bak, her şey yoluna girecek. Benim kardeşim o kendal manyağın elinde olduğu müddetçe hiçbir şey yoluna girmeyecek. Keşke Özlem'e geri vermeseydim oğlum. Ya getirmezse? Bana güven.
Özüm'ün niyeti gerçekten senin dediği gibi olsaydı evladın sana getirmezdi. Ölümü bile göze alıp sana Mehdi'yi getirdi. Merak etme. Kasım sen burada kal. Bir yere gidemem zaten. Efendim Baron. Eşe bitmedi mi hala ders? Şimdi bitti, çıkıyorum. Tamam, ben dayımın oradayım, bekliyorum. Tamam. Baron'la mı konuştun? Anne ne olacak böyle ya? Bu Kenan Bey'in planı ne ki? Yani biz böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Bilmiyorum kızım. Ben de bilmiyorum. Sizin Baran'la aranızda bir şey mi oldu? Ben artık Baran'a yalan söylemekten sıkıldım. Niye öyle diyorsun? Niyesi mi var anne? Senin amcanın öldürmeye yemin ettiği annem yaşıyor, bir hastanede yatıyor. Bu Kasım denen adam da niye bilmiyorum, sürekli dibimizde mi diyeceğim? Benim Baran'ı bunlardan uzak tutmam lazım. Bu sefer o da kalkacak, amcasına hesap sormaya gidecek. Kendi aldığı her şeyi öğrenecek. Baksana, kardeşimi bile elimizle geri gönderiyoruz. Ben dayanamıyorum artık. Ben Baran'a layık değilim. Ayrılacağım ondan. Ne diyorsun sen ya? Niye ayrılacaksın? Öylesi ikimiz için de daha iyi anne. Ah benim güzel kızım. Sen hala ne bekliyorsun burada? Annemi kurtardın diye teşekkür mü? Kadının hayatını batırmışsın. Sonra da biraz vicdanın varmış da kurtarmışsın. Tamam anladık, yeter. Defol git artık. Döndüğümde seni burada görmeyeceğim. Anladın mı? Anladım kızım. İfadenizde ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Ebru Hanım? Hayır, yok. Anne! 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 Ada dur! Ya Serdar bırak! Ada tamam. Anne! 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 Özdeğil, kızlarla konuşabilir miyim lütfen? Savcı Bey. Söylesene. Ne oldu? Kendi ama bir şey yaptı. Ha? Ya biriniz bir şey desenize. Sabri. Vurulmuş. Kurtaramamışlar. Ölmüş.
Tamam çocuklar, çekilin. Ozan Bey, annem nerede? Tamam. Ozan Bey, ne olur ne oluyor anlat tamam, bize. Tamam. Sakin ol. Annenizi görebilirsiniz, gelin. Siz burada kalın. Anne. Anne, neden yaptın bunu ya? Neden yaptın? Oğuz Bey, kızlarla yalnız konuşabilir miyim? Savcı Bey. Çocuklar gelin. Anacığım. Anacığım, elini kolunu doldurmuşsun. Söyleseydin çocuklar alırdı. Evimin erzağını ben alırım. Kızlar nasıl? İçerideler. Sorma, Baran onları sabah sabah bir eğlendirdi, bir güldürdü ki. Geldiniz buraya. Anne, neden yaptın bunu? Sorunun da cevabı var zaten. Annem de ondan. Bulduğun çözüm bu mu anne? Kızlarımı korumak için başka bir çözüm yolu bulamadım. Anne, sen şimdi benim yüzümden hapse mi gireceksin? Lütfen ağlamayı kesin. Beni iyi dinleyin. Kenan Bey'e bir mektup bıraktım. Kenan Bey, sizden bunu istemeye hakkım var mı bilmiyorum. Hakkım olan benden yıllarca esirgendiği için hakkım olan şey nedir ne değildir inanın bilmiyorum. Sizden ricam çocuklarıma sahip çıkmanız. Ben uzunca bir süre yanlarında olamayacağım. Çocuklarımı Kendall'ın insafına bırakmayacağınızı umut ediyorum. Umut etmekten başka çarem de yok zaten. Murat öldüğünden bugüne tek bir kez olsun mal, mülk, miras lafı açmadım. Açmayacaktım da. Ama şimdi çocuklarım için açmak zorundayım. Şan verdilerin malları içinde Murat'ın da payı var. Çocuklarım için yapacağınız her kuruş harcamayı oradan karşılayabilirsiniz. Biliyorum bunu sorun etmezsiniz. Ama benim için yapın. Hayır anne ya. Hayır, ben bunu asla kabul edemem. Şimdi gidip her şeyi anlatayım. Hayır. Ada, beni dinle, tamam mı? Anne, ne dinleyeceğim ya? Ne dinleyeceğim? Benim suçum yüzünden. Senin değil, bizim. Kızlar lütfen susun. Her şeyi berbat edeceksiniz. Anne, çoktan ettik zaten. Rüzgar'a ne diyeceğiz anne? Hiç düşündün mü? Biz ablaların olarak bir halt yedik. Annemiz nasıl suç üstüne aldı mı diyeceğiz? Hiçbir şey demeyeceksiniz. Anneniz iş buldu, çalışıyor diyeceksiniz. Oldu anne. Yıllarca seni bir de hapiste ziyarete gelelim mi? Utanmadan anne bak az kaldı diyelim mi? Anne yapma ya. Anne yapma, ne olursun yapma, bunu bize yapma. Ben mi geleyim? Kızlarımı hapishaneye ziyarete ben mi geleyim ha? Bakın, işin zor kısmını size bıraktım. Kolay kısmı bende. Siz hep birlikte olacaksınız, birbirinize destek olacaksınız, tamam mı? Size güzel bir hayat sunamadığım için özür dilerim. En azından bunu yapayım, müsaade edin. Anlıyor musunuz beni? Anlamıyoruz anne, anlamayacağız da. Abi ne oluyor?
Çocuklar bakın sizin de sakin olmanız lazım. Kızların size ihtiyacı olacak, tamam mı? Tabii abi. Ben size haber vereceğim. Hadi gidin ne olur. Hadi. Ebru Hanım artık gitmeniz lazım. Oğuz Bey, Serdar'la Emre kızları bırakabilir mi? Lütfen. Anne. Kızlar hadi gidin. Kardeşiniz size emanet. Size güveniyorum, tamam mı? Hadi, hadi gidin. Teşekkür ederim. Maya? Abi benim Rüzgar. Ablamın telefonu bende de. Biz Gezi'deyiz, müzedeyiz. Öğretmen kızıyor, kapatıyorum. Tamam abiciğim. Hoş geldin Ayşe. Sana bir sürprizim var ama önce gözlerini kapat. Şimdi açabilirsin. O filmlerdeki gibi kırmızı mumdan aldım da o yoktu. Ayşe. Bak biz seninle çok şey yaşadık. Yaşımızdan büyük şeyler. Birçok şeye beraber göz geldik. Ölümden döndük biz seninle. Ben
Ben seni çok seviyorum Ayşe. Zor zamanlar geçiriyoruz. Sen de ben de. Ama kimseye hesap soramıyoruz, kimseden acısını çıkaramıyoruz diye birbirimizden çıkarmayalım acısını, ne olur. O kadar şeyi aşmışken. Bak sana o gün kızdım. Ama sonra düşündüm. Yani saçma ama Baran dedim. Baran. Ben ayrılmak istiyorum. Ne? Sen çıksaydın o zaman ona. Öyle deme kızım. Benim ciğerim yanıyor. Görmüyor mu? Gönlüm gördüğüme razı değil. Fatih'le Mirol, beni 3 kuruş için Kendall'ın önüne atmadınız mı siz? Abim içeride olmasaydı bunu yapabilir miydiniz? Deli gibi korkardım abimden ama sevdiğini bilirdim en azından. Otel köşelerinde beni kurban edecekti de. Eli titredi. Yapamadı. Siz Fatih'le paraları sayarken eliniz titredi mi? Şimdi anayım diye hiç gözyaşı dökme. Analık böyle bir şey değil. Ana dediğin evladının gürültüsünü görünce içi titrer. Onun kokusunu içine çektiğinde içi titrer. Ömrünü öbür katılmış gibi gelir. Sarıp sarmalayamazsın bir de. Telaş edersin bir şey var mı, bir şey oldu mu diye. Bak. Oğlum soğuk taşlar üstünde yatıyor, gördün değil mi? Kızım kor ateşlerde. Yer oğlum nerede bilen yok. Savruldu gitti evlatları. Şimdi ben anayım biliyor musun? Evlatlarını bir arada tutamayan ana olur. Neden? Öyle işte. Ne demek öyle işte? Olay mı bu kadar? Değil. İnan hiç kolay değil. Bana bir şey söylemek zorundasın. Söylüyorum işte. Bitti diyorum. Ben de neden diyorum. Yapamıyorum ben Baran. Ya neyi yapamıyorsun Ayşe? Söyle beraber yapalım. Ya tamam haklısın bak. Kızların baş beladan kurtulmadı. Hep onların yanında durmak zorunda kaldım. Seni de... Yani seni de ihmal ettim tamam. Baran kızlarla bir ilgisi yok. Neyle ilgisi var o zaman? Senin Baran olmanla... benim Ayşe olmamla ilgisi var.
Ayşe, ne diyorsun sen? Hoşça kal diyorum bana. Öylese ikimiz için de daha iyi olacak. Böyle gidemez. İzin veremem. Böyle bitmez. İzin veremem. Paran zaten çok zor. Ne olursun daha fazla zorlaştırma. Anlamıyorum Ayşe. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Anlayacak bir şey yok. Bitti. Böyle bitmeyecek. Artık seni sevmiyorum. Ben zaten mecbur bırakıldığım bir hayatı yaşıyorum. Kaç kere gitmeye çalıştım, izin vermedin, önüme çıktın. Ama artık gidiyorum. İstemiyorum seni Baran. İstemiyorum. Annem benim yüzümden içerdi. Sen beni korumaya çalışıyordun. Ben öldürdüm ama. Hatırlıyor musun, sana bir gün bir soru sormuştum. Bu kadar huysuz, aksi olmana rağmen nasıl sevilmeyi başarıyorsun demiştim. Aslında söylemek istediğim o değildi. Ben bazen çok sıkılıyorum Allah. Maya olmaktan çok sıkılıyorum. Böyle mıy mıy, çıt kırıldım. Porselen bebek gibi olmaktım. Niye böyle davranıyorum peki biliyor musun? Bir rüzgar esse, bir üşütü varsa herkes beni sever, beni korur diye. Gücümü asla ortaya koymadım. Çünkü narin olmak, çıt kırıldım olmak benim için sevilmeye, korunmaya kapı açtı her zaman. Sonra ne oldu? Sen benim yüzümden katil oldun. Benim diş geçiremeyeceğime, kendimi koruyamayacağıma inanmıştım bir kere. Senin yüzünden değil. Benim yüzümden içerdi annem.
tahtını yapayım da bahtını yapamayın evladını. Hakkını helal et kızım, helal. Teyze, ada nerede? Ada bir... Teyze, Baran'ı soracaktım. Burada mı Baran? Baran'ı mı? Baran'ı mı soruyorsun? Öz be öz kardeşime mi soruyorsun Narin? Asıl ben sana sorayım. Annemden, benden, adadan, rüzgardan nasıl çaldınız Baran'ı? Verecek bir cevabın var mı, ha? Hiç sanmıyorum. Sen bile bu kadar yalancı olamazsın. Neyse ki akıl hocan iyi. Kendal'la planladınız değil mi her şeyi? Onunla planladınız. Annemi sus dediniz, yoksa kızın gider. Ya siz ne kadar... ne kadar adi insanlarmışsınız. Ama hesaba katmadığınız bir şey oldu Narin. Bir şeyi hesaba katmayı unuttunuz. Annemi. Benim annemi. Benim annemin gözünün ne kadar kara olduğunu unuttunuz. Nerede biliyor musun şimdi? Hapiste. Ben öldürdüm dedi. Suçu üstüne aldı bizi kurtarmak için. Görüyor musun Narin? Gördü, öğren Narin. İnsan başkasının çocuğunu çalınca anne olmuyor. Benim annem gibi oluyor. Benim annem gibi anne olunuyor. Ama bozuldu planlarınız. Bozdum planlarınızı. Defol git. Defol git. Defol git, kaç buradan. Baran'a bakacak yüzün kalmayacak çünkü. Ne yapacağım biliyor musun? Tehditlerinizle gizlediğiniz gerçeği kardeşime ben söyleyeceğim. Yapacağım bunu, göreceksin. Yapacağım bunu. Narin. Maya'nın söyledikleri doğru mu kızım? Bu olan bitenden senin haberin var mıydı? Yok. Ama ben abime dedim ki... Tamam kızım. Tamam. Üzülme. Ben sana inanıyorum. Teyze. Senin haberin var mıydı? Baran'dan. Biliyordum. İki ana birleşir. Birlikte anlatırsınız diye bekledim ama anlatmadınız. Niye susuyorsun kızım? Bak bir sürü kötü şey olmuş. İnsanların canı yanmış. Bütün bunlara artık bir son vermek gerekmez mi? Benim hiçbir günahım yok. Benim hiçbir günahım yok. Ben sadece oğlumu çok sevdim. Biliyorum. Günahsız olduğunu da... oğlunu çok sevdiğini de çok iyi biliyorum. Ama madem oğlunu bu kadar seviyorsun... artık biraz daha... biraz daha oğlunu düşünmen gerekmez mi? Teyze, sen bana bunu nasıl söylüyorsun? Ben oğlumu düşünmez olur muyum hiç?
Ama gerçeği öğrenmenin ne faydası var onu yıkmaktan başka? Daha fazla susmanın alemi yok. Zararın neresinden dönersen kâr. Gerçeği söylemek anası olarak sana, teyzen, ana yarını olarak seni uyarmak da bana düşer kızım. Bunları bilmek paranın hakkın. Bak Kendal iyice gemi azıya almış. Kardeşlerinin canını yakmış. Sen sanıyor musun ki kardeşleri mutsuzken, öz annesi mutsuzken Baran mutlu olabilir? Benim gitmem lazım. Şey yalanmış. Oğlum neredesin sen? Dayımın evinde. Bekle beni yanına geliyorum Baran. Ne olur söylemiş olmama ya. Bunu söylemek benim hakkım. Bu hakkı benim elimden almış bulmayın ne olur. Rüzgar, emin misin? İstersen seni eve biz bırakalım. Yok, ablamlar söz verdi. Gelip beni buradan alacaklar. Ben Rüzgar'la kalacağım. Siz gidebilirsiniz. Tamam. İyi günler. İyi günler. Çocuklar nasıl? İyiler mi? Mektubunuzu okudum. Allah bana ömür ve kuvvet verdikçe elim üzerlerinde olacaktır. Merak etmeyin. Ebru Hanım, burada ne işiniz var? Duyduklarıma inanamadım. Oğuz Bey'de anlattıklarınızın hiçbirine inanmamış. Artık bunun bir önemi yok. Nasıl önemi yok? Bir adamı öldürüp gömmüşsünüz. Nasıl olabilir? Oluyor işte. Hayat bu. Bazen her şey olabiliyor. Kızlarım koruyorsunuz yoksa? Aklım almıyor ya. Nasıl olur böyle bir şey? Normal. İnanılacak bir tarafı yok ki. Kızlar ne yapıyordur acaba şimdi ya? Aramaya korkuyorum. Al benden de o kadar. Ya ben o gün anladım bir şey olduğunu aslında orada ama... Hangi gün? Ya geçen gün bizim kızlar ortadan kaybolunca beraber aramaya çıktık. Kafeye geldik. İçeri bir girdik abi, her taraf darmada. Hatta Baran yerde bir kan izi buldu. E o gece Ebru abla hastanedeydi. Oğuz abi arasana. Ara ara. Efendim Serdar. Alo abi. Ebru abla cinayetin işlendiği gece hastanedeymiş.
Ada! Dur! Ne yapacaksın? Teslim mi olacaksın? Başka ne yapabilirim Maya? Tamam o zaman. Beraber. Hayır. Tek başıma yaptım diyeceğim. Ya annem suçu üstüne aldı diye dayanamıyorsun. Peki ben nasıl dayanacağım? Aynı şey değil, anlamıyor musun? Annem yapmadı, ben yaptım. Durun. Oğuz abi! Durun hanımefendi, giremezsiniz. Tamam, bırak, çık. Kızlar? Ben yaptım Oğuz abi. Ben öldürdüm. Beni korumak için yaptı Oğuz abi. Beraber gömdük. Yine ne var teyzem kızı? Yine ne var? Abi benim için bir şey yapmana gerek kalmadı. Ne geberin sen ya? Artık... ben yolun sonuna geldim abi. Kaçacak saklanacak yer kalmadı. Dur artık ne olursun dur. Ne yapacağım peki? Benim için çember daralıyor. Ben artık herkese zarar veriyorum. Hey. Tamam Selçuk ol. Ben biraz. Oturun lütfen. Sizi dinliyorum kızlar. Ada kızım. Anneme bir suçu yok. O hiçbir şey yapmadı. Bana olanları anlatın hadi. Akşam kafeyi kapatmak üzereydik. Fatih geldi. Benimle geleceksiniz dedi. Sizin de alıp veremediğini peki? Bilmiyorum. Sonra? Sonra bana saldırdı. Ben kafasına çekişle vurdum. Sonra Kendal geldi. Kendal mı? Ne yaptınız? Adamı öldürdünüz dedi. Adam bana silah çekmişti. Ama kendi az silah falan olmadığını söyleyip durdu. Oğuz abi, yemin ederim silahı vardı. Siz de bir şan verdisiniz. Adıma leke sürmenizi istemem. Bu işi beraberce halledeceğiz. Sonra bizi dışarı gönderdi. O içeride mi kaldı peki? Evet. Döndüğümüzde Fatih'i naylona sarmıştı.
Sonra ormanlık bir yere gittik. Gömdüm. Gömdüm. Biz de oradaydık. Korkudan bayılacak hale gelmiştik. Bizi arabaya gönderdi. Kızım. Başın sağ olsun kızım. Efendim Maya? Alo, ben Rüzgar'ın öğretmeniyim. Rüzgar ablalarının geleceğini söylemişti. Kimse gelmedi. Şu anda Rüzgar ağlıyor. Siz gelebilir misiniz? Ben hemen geleyim kızım. Bekleyin orada. Baran. Yaşadığım gerçek sandığım her şey yalanmış. Neden böyle oldu ki? Oğlum bak. Benim bir günahım varsa... Senin ne ilgin var? Kimsenin ilgisi yok. Oğlum şu işi bir anlatsana sen bana. Bilmece gibi konuşma benimle. Ayşe beni terk etti ana. Hiçbir sebep de söylemedi. Öyle olması gerekiyor. Güzelce anlat bana neler olduğunu. Nereden çıktı şimdi bu ayrılık? Bilmiyorum hanım. Hiçbir şey bilmiyorum. Sana dedim değil mi? Ondan gidersen karanlığa gidersin dedim değil mi? Bak haklı çıktım. Sen geri geldin. Ama o karanlıkta kaldı. Kaşlarına devirdiğinde altıma ettim. Abim öldü benim. Beni öldürmeye ant içmiş abim öldü. Ben de o yüzden ağlıyorum. Salağım değil mi?
Baba iki kere de alnından öptü. 7 yaşında kırmızı kurdele almıştım. Bir de teslim olmaya karar verdiğinde. Ama öptüğü alnıma namlu dayadı, doldu tabii. Canı sağ olsun diyemiyorum. Çünkü öldü. Ya ben sandım ki o ateşten pervanesin. Ondan sana dedim yanarsın diye. Ama öyle değilmiş. Ateş olan sen misin? Sana tutulmasaymış. Eğer kaçıp gitseymiş kurtulacakmış. Sen şimdi üzülüyor musun? Melek. Çok mu üzülüyor? Ama niye benim içimden senin de başın sağ olsun demek gelmiyor? Rüzgar. Bittim oğlum. Evet komutanım. Ver. Maya. Ahmet bak oğlum. Emredin komutanım. Kızları nezarete indir. Emredersiniz komutanım. Affettin mi bizi anne? Hadi.
Yavuz. Kadriye Ana, Kendal Bey ulaşamıyorum, evde mi acaba? Yok oğlum, sabah çıkarken geç geleceğim ben bu akşam demiş ama. Bir şey mi oldu? Tamam, ben kendisine ulaşırım. Levent. Emredin komutanım. Bana Kendal'ı bulun. Bana hemen Kendal'ı bul. Niye böyle oldu ama? Çünkü kadınlar böyledir. İçinde fırtınalar kopsa dışında yaprak kıpırdamaz. Sonra yorulur, yıpranır. Her şeyin bittiğini hissettiği an içinde ne var ne yok dışarıya döküverir. Sen de dersin ki nereden çıktı bu şimdi? Ama işte aslında o içinde bir bir biriktirmiştir olanı biteni. Ben ona ne yaptım ki? Kızların yanında durdum. Tamam, ihmal ettim ama derdim kızlar da değildi. Ben ona tek bir yanlış bile yapmadım. Ben onun sesini kırgın ağlamakta duysam daha gözyaşı düşmeden yanına gidiyordum. Ben bunu hak etmedim ana. Ben sadece kardeşlerimin yanında olmak zorundayım. O da bir şey diyorsa artık. Madem öyle bitsin o zaman. Dediği gibi olsun. Ben ona dedim. Sen gidersen ben yıkılırım dedim. Ama o yıktı geçti beni. Ne oldu oğlum? Maya'yı aramam lazım. Aramana gerek yok oğlum Maya'yı. Onlar Fikriye teyzenin evindeler. Ben oradan geliyorum. Gördüm. İkisi de iyiler. Merak etme. Gel sen. Bak. Bence sen Ayşe'ye bir vakit ver. Zaman her şeyi halleder. Hem bence bu gerçek bir ayrılık da değil. Sahi mi? Sahi tabii ya. Gel biz ne yapalım biliyor musun? Ben senin yanında kalayım. Ana ol, güzel bir gece geçirelim. Dertleşelim. Sen anlat bana içindekileri. Sonra da... Sonra da ben sorarım o Ayşe cadısına bakalım benim oğlumu üzmek ne demekmiş ha? Güzel oğlum be. Ben senin gülüşünü çok özlemişim para. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? Çok güzel olmuşsun kız. Üstündekiler de çok yakışmış. Parayı nereden buldun? Kim aldı kız? Fatih abim aldı. Fatih. O parayı nereden bulmuş? Çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol.
Sağ ol haber verdiğin için anneciğim. Annem aradı. Teyzem rüzgar alıp eve geçmiş. Oğuz Bey, Oğuz Bey lütfen. Merak etme İbrahim. Benim gözümde ikisinin de denizden bir farkı yok. İbrahim, ben her şeyi halledeceğim. Kendal meselesi ne olacak? Her taşın altına bak çıktığı gibi bu işin içinde de kesin Kendal var. Benim gitmem lazım, görüşürüz. Ağalar, lafı eğip bükmeden direkt mevzuya gireyim. Benim daha çok fıstığa ihtiyacım var. Ne o Kendal'a hafeti kuruttun mu yoksa? Dedim ya, daha fazlasına ihtiyacım var. Ondan ötürü dedim ki eski dostlarla bir toplanalım, alışverişimizi başlatalım hayırlısıyla. Geç kaldın Kendal'a. Geç mi, neden? İki gün oldu olmadı, biri geldi el sıkıştık. Kimmiş ya o? Buralı değil, hepimiz ilk kez görüyoruz. Ama kalantör biri, tük kopara saydı avucumuza. Bir dakika. Vallahi kalp kalbe karşı derlermiş Sevda Hanım. Yemin billah az önce aklımdan geçtiniz. Aa, bir baktım sizin telefon. Rahatsız etmiyorum umarım. Ne demek Sevda Hanım? Ben şey diyecektim, fıstıkları ayarlayabildiniz mi? Bunu yüz yüze konuşsak, otelde misiniz? Evet. İyi o zaman, ben geleyim de orada konuşuruz. Bekliyorum öyleyse. İyi günler. Ağalar, sizi gördüğüme iyi oldu. Haydi size afiyet olsun. Neden bilmiyorum ama... rahatladım ben. Yani hapse falan gireceğiz. Ama sabahki gibi değil. Annem nasıldır acaba? Darmadağın. Paramparça. Ada. Bizi aynı koğuşa koyarlar değil mi? İnşallah. Ne zaman çıkarız sence? Bilmiyorum. Kenan abi o kılıç falan ayarlar herhalde. Hem sonuçta adam üstümüze saldırdı. İyar falan. Bilmiyorum ki. Rüzgar'a ne diyeceğiz peki? Rüzgar. Oğuz abi! Oğuz abi! Güzel oğlum benim, sen böyle aşk acısı çekerken, kalbin paramparça olmuş, güvenin kırılmışken, ben sana gerçeği nasıl söyleyeyim? Nasıl diyeyim ben seni doğurmadım? Anan gibi sevdim ama öz anan ben değilim. Nasıl diyeyim oğlum? Efendim Oğuz Bey. Kenan Bey merhaba. Kızlar karakola ayağa kaldırdılar. Rüzgar'ın okuldan alınması lazım ama alamadık dediler. Teyzem o işi halletmiş. Teşekkürler. Tamam peki. Ben kızlara söyleyeyim, merak etmesinler. İlginiz için tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. Rica ederim, iyi akşamlar. İşte bu yüzden size kimse bir şey yapamaz. Efendim? Kızlar. Rüzgar'ı okuldan alacaktık, alamadık diye karakolu birbirine katmışlar. Şu an hapisteler ama hala kardeşlerini düşünüyorlar. Ebru'an, inanın bana sizin aranızdaki bu bağı kimsenin koparmaya gücü yetmez. Siz sadece sakin olun. Bu Kendal'ı nasıl bulacağız? Ben biliyorum. Sevda Hanım,
Öyle otel köşelerinde zor oluyordur sizin için ya. Size bir ev tutsak, dayasak, döşesek şöyle güzel. Şömineli falan. Ateş iyidir, rahatlatır insan. Şimdilik böyle iyi. İlginiz için teşekkür ederim. Ne yaptınız? Halledebildiniz mi peki? O iş kolay. Düşünmeyin siz onu. Kendal Bey, sizin sözünüz benim için çok kıymetli. Lakin sözle iş yürümüyor. Artık net bir hareket görmek lazım. Harekete geçmek için de benim bir ışık görmem lazım. Hep sarı yani. Bir yeşil yanaydı. Kendal! Kendal! Ben de nerede kaldı dediydim ha? İki kızım da hapiste, tamam mı? Ne diyeyim? Allah kurtarsın. Yine uyuşturucu iş mi ha? Yeter be! Bırak yakamı! Kibar ol biraz Kendal. Gördüğüm kadarıyla istediğinde gayet kibar olabiliyorsun. Ne istiyiniz be? Sorularımıza cevap. Sorularımıza? Vay vay vay, fena ikili olmuşsunuz ha. Muradımın kemikleri sızlıydı şimdi. Seni var ya, seni kovacağım. Sakin ol Ebru. Önce soralım. He. Kızlarla beraber Fatih'in cesedini gömmüşsünüz. Neden kızlara böyle bir iyilik yaptın ha? Ne yapmışım, ne yapmışım? Ya hastaneye gelip Baran'a söyleme. Karşılıklı susalım demedin mi? Ha? Ben adaya bir iyilik yapacağını düşünmüştüm ama bu işin içinde başka bir şey var Kendal. Başkomutan her yerde seni arıyor. Kızlar her şeyi anlattı. Yarın da mezar kazılacak. Ve sen içeri gireceksin. O yüzden her şeyin doğrusunu anlat. Durun bir dakika ya, durun. Siz neden bahsediniz ha? Ne Fatih, ne anlaşması? Sen iyice tozuttun sosyete gülü. Ne diyorsun sen be? Sen gelip hastanede zorlamadın mı beni anlaşmak için ha? Bana bak sosyete gülü. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ne yapmışım ben? Kızım Fatih'i öldürmüş, ben de ona yardım etmişim, öyle mi? Evet, öyle dedin. İnkar mı ediyorsun şimdi? Yok. Ne yapmaya çalıştınız? Onu ben anlasam? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Aşağılıksın sen. Ağır ol biraz. Kendal. Çek elini. Sen ağır ol biraz. Bana bak sosyete gülü. Kızların ne yediyseydi benim hiçbir alakam yok. Ya ben ne seni ne kızlarını günahım kadar sevmem. Ki bu sır değil, sen de bileyim. Gözün keseyim ha. Ben ne sana ne kızlarına üstelik kendimi ateşe atacak kadar bir iyilikte bulunayım ha? Yalan söylüyorsun Kendal. Ya Baran'a söylemeyeyim diye bana yalvarmadın mı? Adayla Maya'yla tehdit ettin beni. Hoppala! Sen iyice üşüttün ha. Bana ne Baran'dan? Teyzem oğlu, bak sen akıllı adamsın. Ya bunun için ben cinayete ortak olur muyum? Gömmelerine yardımcı olur muyum ha? Baran Habun'un oğlu olmuş, Hanari'nin. Ben sonuçta amcasıyım yine de. Bana bak sosyete gülü. Sana 40 kere anlattım bunu. Aynı şeyi tekrarlatıp durma bana. Yalan söylüyorsun Kendal. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Hadi Ebru'nun, gidelim. Bu böyle olmayacak. Hesabını bana vereceksin. Hı hı. Yalan söylüyor ya, resmen yalan söylüyor. Biliyorum. Ebru Hanım, beni ikna etmenize gerek yok. Ben size inanıyorum. Kendal şimdi tutuşmuştur. Bırakalım. Ne yapıyorsa yapsın. Siz bana güvenin. Rüzgar teyzem neredeymiş? Sizi oraya götüreyim mi? Yok, ben şimdi kimseyle karşılaşacak durumda değilim. Hele Özlem'in suratına nasıl bakarım? Haklısınız. Acaba Emine'yi mi arasak? Kapının önüne çıkarır Rüzgar'ı. Yani belki sizde kalırsa. Tabii. Tabii ki. Hadi. Heh. Kendal Bey. Özlem Hanım'ın abisi Fatih'in öldürülmesiyle ilgili elimizde bilgi var. Siz de cinayete yardım ve yataklıktan aranıyorsunuz. Bir an önce karakola girip ifadenizi verin. Ne? Fatih mi ölmüş? Ya ben niye ifade vereceğim? Öldüyse Allah rahmet eylesin. Kendal Bey, durumun ciddiyetini anlamadınız sanırım. Hakkınızda arama emri çıktı. Kaçak durumundasınız. Derhal buraya gelin. İyi. Şehir dışındayım şimdi. Hiçbir şey anlamadım ama yarın uğrarım. Haydi.
Açsana lan şunu, aç! Hatırlıyor musun sen küçükken buna ne derdin? Ne derdin? Baklak mısır. Yok canım, öyle mi dedim? E yalan mı söyleyeceğim oğlum? Sen bana yalan söylemezsin hanım. Aklın hala Ayşe'de değil mi? Nasıl olmasın ki hanım? Yaptığına çok kızıyorum. Ama aklımdan çıkmıyor. Ya kolay mı bu kadar? Ben şimdi kime nasıl güveneyim? Ben ilk onu sevdim abi. Ya bu senden sonra kıskanmıyor. Aşık oldum ona. Şimdi de ayrılık acısı çekiyor. İçim acıyor. Sanki böyle içimden bir parça koptu. O kopan parçanın yerine de büyük bir boşluk kaldı. Bak sen benim oğluma büyümüş de şair olmuş. Yok ya. Yani ne bileyim ana. Nasıl anlatılır ki bu? Çok güzel anlatıyorsun oğlum. Ben biliyordum onu. Neyi? Yani böyle içime doğuyordum. Ama kovuyordum. Niye olsun ki diyordum. Kaybetme korkusu ana. Kaybetme korkusu. İçinde kaybetme korkusu olmazsa o sevda değildir zaten oğlum. Sen hiç yaşadın mı ana? Nerede acaba şimdi? Ne yapıyor? Oğlum, geldim ben. Hadi gel. Teşekkür ederim. Hadi yata. Sen daha iyileşmedin. Biraz dinle. Hadi. İyi geceler babaannem. İyi geceler Asım'ım. Rüzgar nerede, yattı mı?
Evru oğlunu aldı götürdü. İçeriye bile girmedi. Kapıdan aldı gitti. Ben de Evru gibi cesaretli olaydım, bu konağa ayağımı bile atmazdım. Hani her şey düzelecekti. Hiçbir şey değişmedi. Bu konak, bu günahlar yüzünden başımıza çökecek. Git kızına bir bak. Put gibi duvara bakıyor. Evru desen hala oğluna hasret. Günahı işleyenler kimi öldü, kimi de susuyor. Zavallı Evru. Debelensin dursun. Ben aptal değilim. Her şeyi görüyorum. Susuyorsam anlamadığımdan, bilmediğimden değil. Edebimden. Narin Baran'ı ne yapsam da köşe bucak kaçırsam derdim. Kiminiz susarak, kiminiz oğlanı kaçırarak günahınıza günah ekliyorsunuz. Eğer ağzım hasta olmasaydı, bu eşikten ayağımı atmazdım ben. Analık işte insana yeminini bozduruyormuş. Eskiden sofrayı kurarken evimdir diye kuruyordum. Şimdi ise evladımın yediği bir lokmanın, üstünü örttüğü bir battaniyenin bedelidir diyorum. Sustukça savrulduk, savruldukça dağıldık. Kavuşturamamanın bedeli bu muydu? Dağılmak, dağıldıkça dağılmak. Sustuğun kadar kötüsün Kadriye. Sustukça kötülüğün arttı. Bu günah seni cehenneme götürmek için yeter. Cehenneme çevirdiğin hayatlara, evlatlarına borcunu ödemeden gitme. Murat'tan istedikleri kefareti senin de Kadriye. Zamanı geldi. Kaderden kaçılmıyormuş. Kendim seçmediğim bir kaderi yaşarken, kendim seçmediğim bir sona doğru gidiyorum. Bitti. Artık her şey bitti. Sana anlatmam lazım. Gözümün nuru. Mecburum. O zaman beni reddetmezsin değil mi? Belki ben sana süt vermedim oğlum. Ben seni doğurmadım. Ben senin annenim. Olanlar benim suçum değil oğlum. Hiçbir benim suçum değil. Baban Ebru'yu seçtiği zaman yıkıldım ben. Mahvoldum. Başıma gelebilecek en kötü şey oydu. Ama o alev alev yandığım cehennemde kucağıma seni verdikleri an, her şey güllerle dolu bir cennet bahçesine dönüştü.
Seni kokladığım an ben her şeyi unuttum. Ne Murat kaldı, ne Ebru kaldı. Ben hayata seninle tutundum oğlum. Sen benim yaşama sebebim oldun. Seninle güldüm, seninle ağladım ben. Ömrümü, gençliğimi verdim. Hayallerimi feda ettim. Geç de olsa bulduğum sevdayı bile feda ettim. Ama olsun. Sen varsın ya Baran. Senin varlığın o her şeye bedel. Ama şimdi çok korkuyorum. Ya bana anamdan beni nasıl ayırdın dersen? Ya bana bir daha ana demezsen? Eğer bana bir daha ana demezsen, ben ölürüm. Neredesin lan? Geceden beri seni arayayım. İyi tamam. Bekle beni, geleyim ben. Haydi. Bir gelişme var mı? Soruşturma devam ediyor Ebru Hanım. İfadeler tamamlandıktan sonra mahkeme netleşecek. Kendal'la görüşebildiniz mi? Telefonla görüştük. Ama henüz ifade vermeye gelmedi. Bekliyoruz. Peki ne olacak şimdi? Kızları tatbikata götüreceğiz. Maktule ulaşmaya çalışacağız. Oğuz Bey lütfen yapmayın. Kızlar zaten çok büyük bir travma geçirdi. Onlara bunu bir daha yaşatmayın ne olur. Keşke elinden bir şey gelse Ebru Hanım. Ama bunu yapmak zorundayız. Prosedür bu. Thank you.
vakit geldi kızım. Her şey düzelecek, tamam mı? Korkmayın. Anne, ne olacak şimdi? Önce Oğuz Bey'e mezarın yerini göstermeniz gerekiyor. Yok. Yok. Yok, mümkün değil. Ne olur bizden böyle bir şey istemeyin. Oğuz abi, lütfen. Üzgünüm kızlar. Kızlar, lütfen metanetli olun. Gel. Ya komutan, bu manyaklar için çağırdım ben. Ben de ciddi deyince hakikaten bir şey var sandım ha. Kendal Bey, Ada Fatih'i öldürdüğünü itiraf etti. Sizin hakkınızda da itham var. Maktulü beraber gömmüşsünüz. Böyle mi anlattı bunlar? La abi. Onu gömmek senin fikrindi ya. Ya senin yüzünden daha da suçlu duruma düştük biz. Kızlar bir dakika. Kendal Bey, inkar mı ediyorsunuz? Ya komutan, çoluk çocuğun lafına itimat edeceğine insan bir telefon eder. Kayınço. Mızmızlanmayı. Ne oldu bana? Piyango vurdu. Kal öyle, kalkma. Şimdi bana bak, beni eğdiğine. Kızlar seni öldürdüklerini sanıyor. Aynen böyle ölme numarası yapmaya devam edeceğim. Anladın mı? Başına bir şey gelmeyecek, merak etme. Aa, ne diyorsun? Ben bir şey anlamıyorum. Ben o işi hallettim, merak etme. Sana vereceğim paranın iki katını verip seni göndereceğim. Yurt dışına mı gidersin, başka bir yere mi gidersin bilemem. Ama bir daha buraya sakın, sakın dönme. Anladın mı? Anladın mı? Bu sefer elime fena düştünüz, fena. Hadi öl lan şimdi. Öl. Tamam mı? Sana paranı yollayacağım. Beni iyi dinle. Sen öldün. Sakın unutma onu. Eğer bir daha ortalıkta görünürsen bu sefer esasdan ben öldürürüm seni. Haydi koş. Ama nasıl enişte? Lan bırak amasını mamasını. Koş diyeyim sana. Koş. Çabuk yavaş. Ben seni arayacağım. Haydi. Haydi. Ölü dediğiniz adam bu. Aha Fatih'in yüzü.
Kim öldü, kim kimi gömdü? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım vallahi. Ölmüştün ya. Sen yerde yatıyordun, yaşamıyordun, sen yaşamıyordun. Komutanım, kafam güzeldi. Böyle düşüp kafamı çarptım sanırım. Ondan sonra olanları hatırlamıyorum. Sen bize Fatih öldü diye yalan mı söyledin? La havle, bunlar ailece manyak. Sen neyin peşindesin sosyete? Komutan, gördüğün gibi benim olan bitenle hiçbir ilgim yok. Bunlar benden öylesine nefret eder. O yüzden de bana komplo kurmuşlar. Bunlardan şikayetçiyim. Fatih'i bulup getirmesem Allah bilir daha başıma neler gelecek. Biliyordum. En başından beri biliyordum. En başından beri bize oyun oynuyordu, biliyorum. Bana bak. Tamam, sakin olun. Burası jandarma komutanlığı değil mi? Atsana bunları içeriye. Hakkında yalan beyanda bulundular. Ya Oğuz Bey, benim kızlarıma cinayet işlediklerine inandırdı. Oyun oynadı diyorum. Hala konuşuyor ya. Komutan, beni bunlarla daha fazla muhatap etme. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Aha işte, öldü de gömdün dediğin adam burada. Ne soracaksan ona sor. Benim işim gücüm var ya. Ben bunlar gibi boş gezenin boş kalfası değilim. Aa, ya gidiyor ya. Ya böyle gitmesine müsaade mi edeceksiniz? Ebru Hanım, bakın bu işin içinde bir şey olduğu belli. Ama elimizde delil yok. Merak etmeyin, bu işin peşini bırakmayacağım. Oğuz abi, bu adam her şeyi biliyor. Bunlar bize tuzak kurdular. Konuşsana ya. Konuşsana, konuşuyorum, konuş. Adam. Ne diyorsun kızım? Fatih'i içeri götürüp ifadesini alın. Kimle? Ana. Ana. Geberteceğim ulan seni. Ne oluyor lan? Geberteceğim. Ne yaptın sanıyorsun ha? Ne yaptın sanıyorsun? Defol git lan. Başıma bela mısınız? Senin yüzünden biz neler yaşadık biliyor musun? Ya komutan, ne bakayım öyle ya? Atsana şunları içeri. Güpe gündüz karakolun önünde saldırdı manyak. Sensin lan manyak. Kandırdın bizi işte ya. Sen planladın her şeyi değil mi? Lan yürüyün gidin lan. Uğraşamam sizinle. Haydi. Bu yaptıkların hepsini ödeyeceksin Kendal. Konuşma kız. Ana. Ya. Bitti kızım. Anlatmaya mı geldin? Evet. Ben de. Artık ne kaderden, ne de gerçeklerden kaçıp saklanacak bir yerim kalmadı. Denedim. Yanlış doğru demeden bildiğim her yolu denedim. Hani can havliyle derler ya, işte aynen öyle can havliyle. Her şeyi denedim ama kaderden kaçılmıyormuş.
Baran dün beni aradı. Ben de yanına geldim. Ben anlatayım istedim. Benim hakkım diye düşündüm ama... sonra Ayşe'nin terk ettiğini duyunca... onu öyle paramparça... o kadar üzgün görünce... hiçbir şey söyleyemedim. Her şeyin üstüne bir de... oğlum ben seni doğurmadım diyemedim. Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Seni bu cehenneme sokanlara sessiz kaldığım için özür dilerim. Şimdi seni bu cehennemden çıkarmak da benim görevim. Yanması gereken de benim, bedel ödemesi gereken de benim. Bundan sonra olacak olanların muhatabı da benim. Baran seni bırakmayacak. Sen onun anasısın. Analığına ben şahidim. Baran da bunu görecek. Sen hiç kimseye değil, Baran'a bile değil. Sadece kendi analığına inan. Ne olacak? Baran her şeyi inkar mı edecek? Onu biz yetiştirdik kızım. Sen yetiştirdin. Hakkı, hakkaniyeti öğrettin. Dediğim gibi sen analığına güven. Baran senin öğrettiklerini unutacak bir çocuk değil. Belki kızacık, öfkelenecek. Yıkılacak. Ama sen anası olarak dik dur ki Baran seni görsün. Şimdi sen konağa git. Sabırla, metanetle ama dik durarak bizi bekle. Ben Baran'a her şeyi anlatacağım. Babaanne. Ne söyleyeceksin bana? Ada, kızım konuşmamız lazım. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız bunları atlatamazdık. Rica ederim. Her zaman yanınızdayım. Bunu bilin. Teşekkürler. Hadi kızım. Baran'a mı anne? Evet. Çok daha yapmam gerekiyordu. Geç bile kaldım. Ana ne oluyor? Baban da kefaretini ödeyip özgürlüğüne gidecekti. Biz de bu sırrı konan taş duvarları arasına gömecek. Hayatımıza devam edecek. Dedem babana dedi ki, o kadının dedi, doğuracağı ilk erkek çocuğu bize vereceğiz dedi. Onu dedi biz burada büyüteceğiz. Aradan 6 ay geçti.
Ebru hamileydi zaten. Bir oğlan çocuk doğuran çıktı. Murat... Ebru'nun doğurduğu ilk çocuğu aldı. Ebru'ya da doğumda öldü dedi. Murat aşkının kefaretini oğluyla ödedi. Biz yapamaz sandık ama yaptım. Biz de bir ayağı burada olur diye avunmaya çalıştık. Bizim günahımız boyumuzdan büyük oğlum. Bu günahın ortakları bir bir bu dünyadan çekip gitti. Önce deden, sonra baba. Onlar öte dünyada verecekler hesabını. Burada bir ben kaldım. Gitmeden önce ana ile evladı kavuşturmak da benim boynumun borcu. Günah benim günahım. Bedeli neyse ödeyeceğim. Bunları bana neden anlatayım? Baba ne demeyeceksin mi? Neden demeyeceksin mi? Babanın kucağımıza bıraktığı o bebek... O bebek... Ben miyim? Anne. Evet oğlum. O bebek sensin. Ebru'nun oğlusun. Senin anan Ebru.